Cinayetin en önemli şüphelisi amcası Halim Güran'ın iki ses kaydı var. Cinayeti nasıl yönlendirdiğine dair tespitlere eşlik eden bir ses kaydı bu, onu söyleyelim. Ama önce Salim Güran'ın adım adım cinayet mahallinde olduğunu gösteren sinyal bilgilerini görüntülü hale getirdik. Birkaç saniye sonra buradayız. Şurada Dara 2 askeri üstü benim evimin tab balkonuna kadar görüyor. Bıraktım. 4-5 gün bıraktım. Ben adedim. Türkiye'nin konuştuğu, bilinmeyenlerle dolu bir bölümü delillendirilmiş, hala yargılaması devam eden Narin Güran 8 yaşındaki çocuğun nasıl öldüğü, sır ölümüyle ilgili delillere dosyadaki görüntüler üzerinden bakmaya, analiz etmeye devam ediyoruz. Şimdi geçtiğimiz hafta içinde emekli Emniyet Müdürü Haydar Özdemir, eski savcı Alptekin Yıldırım ve Gizem'le birlikte bunun analizini yapmaya çalıştık. Başka yeni tespitler var dosyada, dikkatinizi çekeceğini düşündüğümüz tespitler. Şimdi bir drone görüntüsüyle Narin'in son güzergahını vermiştik. Şimdi Salim Güran, en çok konuşulan bu cinayette kilit rolde olan, hiç konuşmayan, her şeyi reddeden isim kim? Salim Güran saat verip her şeyi reddetmişti. O saat kısmını ekranda görüyorsunuz. Bu da bizim geçtiğimiz hafta verdiğimiz Narin'in yürüyüş güzergahı üzerinde Kur'an kursundan başlayıp okul güzergahını ve patikaya devam eden görüntü. Bunu devam ettirelim arkadaşlar, ama bugün hazırladığımız Narin'in yürüdüğü yolu görüyoruz. Buradan yürüyor. Birazdan Salim Güran üzerinden bu analizi yapacağız. Neden? Çünkü her şeyi reddettiği için. Diğerlerinin o açıdan bir itirazı yok. 4 şüpheli sanık var. Diğer drone görüntüsüyle devam edebiliriz arkadaşlar. Bu Gizem'in yayın yaptığı esnada çekilmiş bir drone görüntüsü. Orası Nevzat Bahtiyar'ın evi. Bunu bir hatırlatalım. Hızlıca devam ettirelim. Diğer bugün çalıştığımız HTS kayıtlarının olduğu görüntü, baz görüntüsüyle devam edelim. Ama bu arada Gizem, sen bize şunu söyle. Salim Güran o saatte neredeymiş? Yani gün içinde neredeymiş? Evet, Salim Güran aslında o gün çok erken kalkıyor her zamanki bir tarlaya gittiği için, ama o gün bizim kayıtlara göre saat 11'de kendi evinde olduğunu biliyoruz. Yani kendi evinde 11 ile 14 arkadaşlar, arasında... Arkadaşlar, diğer drone görüntüsü olması gerekiyor, onu vermemiz lazım. Bu 11 değil. 11 ile 14 arasında Diyarbakır merkeze gidiyor. Çocuklarıyla beraber alışveriş yapmak için o noktaya gittiğini biliyoruz. Evet. 14.30 ile 14.50 arası evimdeyim diyor. Bunu demesi, çünkü bir ifadesinde ben 14.50'de evden çıktım diyor. Sonra başka bir ifadesinde 14.30'da diyor. Ama bu arada 14.41'de kızını aradığını biliyoruz. Eğer kızını aramışsa evde kızı var, dışarıda olması lazım mantıken. Yani orada da bir tutarsızlık var. 16'da tarladayım diyor. 18'de Hüseyin Güran'ın yanına geldim diyor. Ve 18 sonrası yine tarlaya gittiğini söylüyor. Bu kendi beyanları, duruşmada verdiği, mahkeme başkanının, avukatların sorduğu sorulara verdiği cevaplardan çıkardığımız beyanları. Bu arada şunu hatırlatarak o zaman devam edelim. Drone görüntümüz de geldi. Hemen senin arka planda görüyoruz. Narin'in patikada olduğu saat. 15.11. 15.11. Hemen bu tarafa dönelim. Salim Güran'ın evini görüyoruz. Çalıştığımız görüntüler burada. 14.52'de ikametinden çıkıyor. Yani şurada kapı var. Çıkıyor. Geldiği yer ikametle, şurası Arif Güran'ın evi. İkametle arasında, yol arasında. 14.55'te ikametinden çıktığı saat yine burada gösteriyor. Yani 2 dakikalık, 3 dakikalık arada adım adım tespit edilmiş. Neden? Çünkü bas kayıtları incelenmiş, onun detaylarını söyleyeceğim. Tam şu noktada, bunlar tahmini işaretlenmiş noktalar ama gördüğümüz gibi biri nokta burası, diğeri burası. Devam ettirelim arkadaşlar. Neredeymiş? Saat saat. 14.52'yi verdik, 14.55'i verdik. Devam ettirelim. HTS sinyal bilgisi, rapordan bahsetmiyoruz sadece. Sinyal bilgisine göre 15.18, Arif Güran ikametinin çevresinin yakında. Yani Narin patikayı çıktı. Narin patikayı çıktığı anlarda nerede? 15.18'de yine Arif Güran ikametinin çevresinde ve yakınında. Bunu böyle tarif ettik. Yani şurada da olabilir. Bunlar tahmini seçilmiş yerler. Devam ettirelim.
15-19 bir dakika sonra bu sefer yine kendi eviyle Arif'in evi arasındaki yol ve bahçede. Hem bu yolun üzerine çıkıyor hem arkasından diğer noktaya yani geçiyor. Yani iki ev arasında git gel yapıyormuş gibi bir izlenim evet, oluştu şu anda. Yani sanki şu anda öyle görünüyor. Şimdi 15-20 Nevzat Bahtiyar'ın ifadesiyle örtüşmeye başlayan saatlere doğru ilerliyoruz. Evet. Arif'in evine doğru tekrar yöneliyor. Muhtemelen bu yönelme ifadesi nereden tespit edilmiş? Şu yan tarafa girme ihtimali var ki ya da bu yan kısma girme ihtimali de var. Yani artık evin daha fazla çevresinde görünüyor adımlandığında. Onar metre aralıklarla yapılmış. Ağrı daha yakın. Arka evet, taraftan evet, gidiş ihtimali daha yakın. Drone, bizim drone'umuz Habertürk'ün drone'u hareket ediyor. Devam ettirelim arkadaşlar. Sonra nerede? Evet, tam da Haydar Özdemir'in dediği gibi yan taraftan geliyor. Burası neresi? Boş oda olarak tarif edilen, dosyada boş oda olarak tarif edilen yer. Yan taraf müştemilat ve ahır olarak geçen yer. Nerede? Arif'in evinin mutfak bölümünün karşısında olan boş oda adlı yerde. Devam edelim arkadaşlar. Bunu ilerlettiğimizde bu tamamen Salim Güran'ın hareket tarzı. Neden? Çünkü bunların hiçbirini kabul etmediği için. Bu sırada evde olduğunu iddia ediyor kendi evet, beyanlarına kendi göre. Kendi evinde olduğunu söylüyor çünkü. Kendi beyanında da öyle. 15.30'da artık cinayetin işlendiği düşünülen saatler bunlar. Dosyadaki tespitlere göre söylüyorum. Arif Güran'ın evinin içinde. Ama evinin içine hiç girmediğini söylüyor. Evet. Bu kısmı bu artık arada Enes de eve Salim Güran'ın girmediğini iddia ediyor. Ben evdeydim. Evet. Kimse uyuyorlar ben evdeyken çünkü girip çıkamaz evet, bile diyor mahkeme. Uyuyorlar ve girip çıkamayacağını söylüyor. Yüksel şimdi, Güran da evde. Yüksel Güran da evde. Evet. O da uyuyor. Evet. 15.32'den 15.40'a kadar olan bölüm savcılığın değerlendirmesine göre cinayetin işlendiği bölüm. Ne oluyor? 4 dakika sonrasına bakıyoruz. Salim Güran nereye geçiyor? İşte tam cinayetin işlendiği düşünülen saat. Ağırın arka kısmına geçiyor. Yani muhtemelen içine giriyor. Sen, Gizem sen girdin oraya. Evet, içine girdim. Arka tarafına ağır doğru geçiyor. Orada samanlardan böyle yatağa benzer bir nokta vardı. Sonra Arif Güran'ın bu 15.36 ile 42 arasında oradan çıkıyor. Tekrar Arif Güran'ın evinde ve 15.42'de ağırın arka kısmına tekrar geçiyor. Şimdi burada çelişkili bölümler var değil mi Gizem? Nevzat Bahtiyar'la siz de dosyayı biliyorsunuz Haydar Özdemir. Artık orada suçtan kaçmak için Nevzat Bahtiyar'la arasındaki çekişmenin sonucu olan şeyler var. Ve son bölüm 15.42 ikametiyle oradan bu hareket halinde gösteriyoruz tabii biz bunu. 15.42'de ikametiyle Arif Güran arasındaki yolda yine bu bölümde. Hemen devamında tam bu dakikada o sırada kendi evinde olan Salim'in kızını aradığına dair bir telefon kaydı da var. 15.41'de. Evet. 15.41'de ayrı hatta bir soruyorlar madem evdeydin niye aradın diyorlar cevap veremiyor. Evet. Sonra da yine burada görünüyor. Evinin ön kısmında bahçe kısmında görünüyor. Devam ettirelim arkadaşlar. İşte burada önemli olan HTS raporlarına göre Nevzat'ın evden kaçta ayrıldığı. Evet. Şimdi onu söyleyeceğim. 15.52 tam burada artık cinayet işlendiği tahmin ediliyor. Tam bu arada Mehmet Selim Atasoy, Gizem de hep söylüyor, en kritik sanıklardan birisi evet, tarladaki işçisi. Evet. Yaş 15-16, 31 saniyelik bir görüşmesi var. Mehmet Selim Atasoy babası. Pardon, evet. Babası, Ramazan Atasoy. Ramazan evet, Atasoy'un babası bu. Hı-hı. Ramazan Atasoy ile oğlu beraber Salim Güran'ın yanında çalışıyorlar. Evet. Bunların tabii hiçbirinin izahı yok. Nihayetinde son 16.08 yine ahırın arka kısmında. Buradan inişte Nevzat Bahtiyar'ın biraz önce drone görüntüsünde gördüğümüz Nevzat Bahtiyar'ın evi de o yokuşun hemen altında. Ve son kısmı geliyor yanlış hatırlamıyorsam evet. Sonra tarlaya gidiyor. Arif Güran'ın ikametinden ayrılıyor. Köyün üst kısmındaki mısır tarlasına gidiyor. Bu köyün üst kısmı olarak tarif ettiğimiz yerde mısır tarlasının olduğu bölge. Bakın burada doğruyu söylüyor. Arayı bir tek atlamış. Evet. 16'da tarladaydım diye 16-10 HTS raporları burada tutuyor. Evet. Burada bir zaten sıkıntı yok. Zaten aradaki bölüm tutmuyor. Evde olduğu evet, bölümle ilgili kısımlar tutmuyor. Şimdi Salim Güran için de delil toplanmış. Şimdi bütün HTS raporlarıyla. Bütün bu drone görüntüsünü 16 doğru yani. Evet, bütün bu drone görüntüsünü şununla birleştirdik. Burası da sırtımızı biraz önceki görüntüye verdiğimizi düşünün. Yani o evin olduğu bölgede.
Bu bölge de eğer tutmaz deresini gösteriyor. Şimdi baz raporu haricinde şöyle bir şey var. Salim'in kabul etmediği kısımlardan bir tanesi 22:47-22:55. Burada yaklaşık 7,5 dakika gibi bir bölüm var. Eğer tutmaz deresinde dediğim gibi 7 dakika kalıp Nari'nin kaybolduğu gece. Evet, o gün. Aynı 21 Ağustos evet. gecesi. Aynı gün. O gün geceliğin bizim görüntülü gösterdiğimiz bölümün aynı evet, günü. İşte evet. Bu çok kıymetli bir görüntü. Evet. Dolayısıyla, ve bir nokta daha yani, eklemek istiyorum. Sadece HTS değil, güvenlik kamerası da var. Çiftliğin kamerasında bir araba yansıyor ama hangi araba olduğu tespit edilemiyor. Evet. HTS'de. Şimdi parçaları birleştiriyoruz Habertürk ekranında, stüdyoda. Parçaları birleştiriyoruz. 22:47 bir bundan sonra bir görüntümüz daha var. Bir gece ve gündüz görüntüsü. 22:47'yi unutmayın. 22:55'e kadar olan bölümü. Şimdi savcılık soruşturmayı yaparken siz de Emniyet Müdürlüğü soruşturma yürüttünüz, polislik yaptınız, cinayet masasında çalıştınız. Ne yapıyorsunuz? Elde ne kadar delil varsa onları bulmaya çalışıyorsunuz. Bakın bunlar değişmeyecek olan deliller. Evet. Yani şu kameranın tespiti ve kameranın saati güncel olarak güncellendiğinde, tutanak altına alındığında bu değişmeyecek evet. olan bir delildir. Buna hiç kimsenin itirazı olamaz. Evet. HTS raporuna itiraz edebilirsiniz, vesaireye itiraz edebilirsiniz ama buna itiraz edemezsiniz. Evet. DNA'ya itiraz edemezsiniz. Buna da itiraz edemezsiniz. Şimdi ben dosyadan Hı-hı. baktığımda belki yüzlerce sayfanın arasında şöyle bir şey çıktı karşımıza. Şimdi bu eğer tutmaz deresinin gündüz görünümü diye başlığı altında gördüğümüz şey. Biraz önceki görüntüleri tekrar hatırlatarak söyleyeceğim size. Cesedinin bulunduğu alanı gösteriyor. En yakın kamera burada çünkü bir villa ve bungalov bölümü var. Oradan elde edilmiş kamera görüntüsü. Hemen arka planda biraz önce drone'da saatte ne yazmıştık? 7 dakikalık bir aralık. Şu fotoğraf da dosyadaki şu fotoğrafta o 7 dakikalık evet. aralığı gösteriyor. O aralıkta ne var? Bir aracın farını görüyoruz değil mi? Evet. O aracın farı. Yani 22:47 ile 22:55 arası olay günü, Nari'nin kaybolduğu gün. Aracın plakası tespit edilemiyor ama bunun görüntüsü savcılara diyor ki, soruşturmayı yürüten kişilere diyor ki, evet, Nari'nin bulunduğu alanla eşleşiyor, o saatle eşleşiyor ve bunun görüntülü hali de var. 22:47'de kimin telefonu oradan sinyal veriyor? Salim Güran. Salim Güran'ın telefonu. Böylece deliller önemli ölçüde Salim Güran açısından eşleşmiş oluyor. Buyurun. Vallahi biz bunu hep söylüyoruz zaten. Salim Güran'la ilgili olarak çok ciddi şüpheler var. Evet. Bunun yanı sıra Salim Güran'la ilgili şüpheler var da anne Yüksel Güran'la ilgili yok mu? Enes Güran'la ilgili yok mu? Elbette bunlarla evet. ilgili de var ama burada biz neyden bahsediyoruz? Artık gerçek, değiştirilemeyecek olan delillerden bahsediyoruz. Yani savunma mekanizması ifadeleri işkence altında verilmiş olan ifadeler bunlar deyip itiraz edebilir. Evet. HTS raporuna da kısmi olarak itiraz edebilir. Sapma derecesini sorar, metresini sorar. İşte burada uyuşmuyordu der, burada uyuşuyordu der vesaire. Ancak bu güvenlik kamerası görüntülerine kesinlikle siz hayır diyemezsiniz. Burada yapılan işlem de anladığım kadarıyla sadece daraltılmış baza göre de verilmiyor bu 22:47 görüntüsü. Bazdan da aynı şekilde yine o bölgede olduğu tespit ediliyor Salim evet. Güran'ın. İşte böyle düşündüğünüzde Salim Güran için izah edilemez bir yer geliyor ortaya. Evet. Yani sen 22:47'de buraya niye gittin kardeşim? 7 dakika 8 dakika burada niye kaldın? Ha, biz bir tahminde bulunalım onların adına. Şöyle bir şey olabilir. Nevzat Bahtiyar gittiğinde yaptığı yer göstermelerde eğer tutmaz deresine Nari'nin cesetini bırakırken ben üzerine tek taş koydum diyordu. Bir tane taş koydum. 22:47'de gidip o iki büyük kaya parçasını koyan kişi. İkinci ve üçüncü taşlar işte o zaman olabilir. Evet. Yani bu düşünülebilir. Evet, 22:47'de sen oraya niye gittin? İşte evet. kontrol etmek için gitmiş olabilir. İkinci, üçüncü taşı koymak için gitmiş olabilir. Çünkü Nevzat bulunduğunda jandarma burada üzerinde Nari'nin cansız bedenini kamufle eden, suyun altında kalmasını sağlayan, görünmemesini sağlayan yerde 3 tane taş olduğunu, yaklaşık 40-50 santimlik boyutlarının olduğundan evet, bahsediyor. Bir diz boyunda. Ve üzerinin de yine çalı çırpıyla kapalı olduğunu söylüyor. Hatırlarsanız. Gece gidip kapatmış.
İhtimal. Evet. Yani bunun izahı başka türlü olmaz. Evet. Bunun izahı başka türlü olmaz. Yani siz oraya bir amaçla gittiniz. Bizim tahminimiz bu amaçla gitmiş olabilir diye. Evet. Ha, siz daha iyi bir açıklama yaparsınız. Benim tarlamı sulamaya gittim de diyebilirsiniz. Hı hı. Ne bileyim balık tutmaya da gittim diyebilirsiniz. Çünkü bu aileden her şey çıkabiliyor. Her türlü ifade çıkabiliyor. Biz bekliyoruz. Evet, ne ifade verecek diye. Bu görüntüyle alakalı bir itirazı vardı. Salim Güran'ın avukatının şöyle bir itirazları var. Der ki orada tespit edilen nokta mısır tarlalarının olduğu nokta olarak geçiyor. Çok geniş bir alan, Nari'nin cesedinin gömüldüğü yerden çok alakasız uzak bir nokta. Ama bu fotoğrafta öyle olmadığını aslında... Yok, ben olay yerine de gittiğim için biliyorum. Bu açıdan tam da bungalovun olduğu yerden, bu onun kamera görüntüsü olması lazım. O zaman lazım. Jandarma ve Cumhuriyet Savcılığı hepimizi yanıltmak için bu görüntüleri verdi bize. İddianameye de bunu yazdı. Yani buradan başka bir sorun çıkmaz bu avukatların söylediğinden. Evet. Yani o zaman o tarafına da bakalım. Yani orada tutarsızlıklar tabii sanıklar açısından çok ciddi tutarsızlıklar var. Biz parçaları o anlamda biraz önce drone görüntüsü etrafında ve bu son koyduğumuz fotoğraf etrafında yeniden değerlendirdiğimizde birçok şey aslında yerli yerine oturmuş oluyor. Bakın bugün bir futbol müsabakasında elinizde bir görüntü varsa metre metre hatta bir 10 santimetrelik 2 santimetrelik offside, arkadaşlar futbolla ilgilenen arkadaşlar benim ne demek istediğimi çok iyi anladılar. 10 santimetrelik offside net bir şekilde ortaya koyulabiliyor. İki tane resim yan yana koyulduğunda. Tabii. Burada eğer Nari'nin cesedinin olduğu yer değilse bu. Zaten çekilecek olan fotoğraflarla yapılacak olan eşleştirmelerle bu da ortaya çıkar. Siz söylediniz diye söylüyorum. Rapor diyor ki yani o sinyal bilgileriyle ilgili raporda diyor ki baz istasyonu yoğun olursa diyor. Görüşme yapılan yere en yakın bazdan sinyal alıyor diyor. Köydeki bazları sinyal yani baz istasyonlarını incelemişler. Çok iyi çektiği sinyal kesme mesela olay günü için söylüyorum. Hiçbir şekilde sinyal kesme, arıza gibi bir durumda söz konusu olmamış. Sinyal gücü diyor bu tespitleri yapmak için yeterlidir diyor. Şimdi bir şüpheli araç görüntümüz daha var. Dosyaya bakarken, görüntüleri Gizem'le birlikte incelerken o bir şey fark etti. Sonra biz ekip olarak başka bir şey fark ettik. O görüntüyü verelim arkadaşlar. Ne ben demiştik? Tavşantepe'de bir üst bölgesi var. Dağra üst bölgesi. Oradan Şahin Göz'ün yanındaki bir önceki programda gösterdiğimiz şey. Şimdi buradan köy burası. Arif Güran'ın evi, Nari'nin evi en üstte sağ köşedeki yer. Bir araç geliyor buradan. Şimdi buradaki bu kadar uzun bir yeri, mesafeyi yaklaşık 27 saniyede alıyor. Sonra bu ağaçların arkasına geçtiğinde bir geri sayım olması lazım arkadaşlar. Evet, başlıyor geri sayım. Şimdi aracın tekrar ortaya çıktığı yere bakalım. Çoktan yani çıkmış kadar, olması lazım. Bu kadar aslında. Yeri ben buradan da geçtin sen de biliyorsun. Evet. Buradan geçtik 27 saniye. Burada yani o hızda giden bir araç orada bir yer de yok. Şimdi yok. Şüpheli bir araç. Bunun PTS kaydı da vardır plaka tanıma sisteminde. Toplamda 24 saniye sonra o araç çıkıyor. Yani şu mesafe 24 saniye. Bunu niye seçtik? Acaba bir devir teslim var mı yok mu? İşte böyle ifade... Birisiyle bir görüşme var mı? Birisine verilmiş olan bir delil var mı? Yani burada birçok şey konuşulabilir. Ha önünüze bir hayvan grubu çıkar. Köy yeridir. Ondan dolayı da durabilirsiniz. Evet. Ama bir şekilde izah edilmesi gereken bir şey. Yani siz buradan çıkıyorsunuz, bu kadar süratle buraya geliyorsunuz. Tam görünmeyen bir yerde tesadüf de etmiş o görünmemesi de. Evet. Orada 24 saniye sonra çıkıyorsunuz. Şöyle de dikkatimi çekti, onu da eklemek isterim. Tabii. Şu anlamda da önemli. Bakın saat 15.46 yani süre olarak. Dara üst görüntüsünün 6 dakika ileri olduğunu biliyoruz. Aslında şu anda 15.40'ı gösteriyor. 15.40'ta bir şüpheli aracın yani çevre yolundan köyün arkasından dolanıp aslında tam da Salim Güran'ın çıktığını iddia etmişti Nevzat Bahtiyar. Tam da öyleymiş gibi çıkıp dolanıp buradan gelmesi eğer şuraya girmiş olsaydı evet Nevzat Bahtiyar'ın evine doğru giren bir araç tam da 15.40'ta girmiş olacaktı diyebilirdik. Neden 15.40 önemli? Çünkü 15.41'de Nevzat Bahtiyar Nari'ni gömmek üzere giderken çiftliğin güvenlik kamerası görüntülerine takılıyor. Evet. Gizem çok güzel anlattı. Bu aracın görüntüsünü bu şekilde seçip yeniden gündeme getirme sebebimiz oydu. Gizem'in başka bir şüphesi daha var. Onu da dinleyelim senden. Hangisi? Şu an bir sürü şüphe var.
özellikle evet, Devran hem Devran'ın köyden ayrıldığı saat ona bakılmıştır ama bir kısaca onu söyleyelim. Tamam. Bir cezaevindeki bir görüşme var. Hem senden hem Aydar Bey'den bir değerlendirme. Burada Devran'la ilgili olarak ifadesinden direkt yansıyan çok ciddi bir sıkıntısı var. Ben çok var. Kısa bir şey söyleyeyim üzerinden söylesin. Yorumunuzu alalım. Evet. Şöyle bir şey dikkatimizi çekti. Şimdi Devran Güran 22 yaşında, Salim Güran'ın oğlu. Evet. Aslında olay günü köyde ama düğün davetiyesi dağıtmak için Mardin'in Derik ilçesine gittiğini biliyoruz. Öyle ifade ediyor. Yani fakat bir saat mesafe orası. Evet. Evet, iki farklı ifade var. 30 Ağustos'ta jandarma ifadesinde olay günü saat 14'te Mardin'e gittiğini söylüyor. Evet, 14. Sonra? Bu ilk ifadesi. İkinci ifadesi 12 Eylül'de savcıya veriyor. Savcılıktaki sorgusunda söylüyor. Saat 15'te yola çıktık diyor. Bir saat orada bir ilerleme var. 15'te çıktık diyebilir. Bu 15-30 da olabilir. Tam olayın yaşandığı saatler de olabilir. Bunun tespitinin yapılması önemli midir? Siz ne dersiniz? Bunu kesinlikle sizden... önemli. Çünkü bizim olay saati dediğimiz saatler o saatler zaten. Sizin dikkat çekmek istediğiniz şey o mu? Evet. Kesinlikle o. Bakın ifadesinden bizzat okuyayım. Barış Günan ile birlikte üçümüz saat 15 sıralarında Mardin ile Derik ilçesine düğün davetiyesi dağıtmak için amcam Barış Güran'a ait şu plaka sayılı araç ile yola çıktık. Saat 15'te 15. 4 kişi yola çıkıyorlar. Tavşantepe mahallesinden çıktıktan sonra Çınar ilçesinde bulunan köylerde akrabalarımıza düğün davetiyesi dağıtarak Mardin ile Derik ilçesinin köylerine kadar gittik. Bakın Mardin ili Derik ilçesinin köylerine de gittik diyor. Yaklaşık 1 saat 40 dakika falan sürer oraya gitmek. 84 kilometre Google'dan sorguladığınız zaman sadece Derik ilçesine gitmeniz 1 saat 14 dakika. Yaklaşık olarak 200 tane düğün davetiyesi dağıttık. Hayırdır demezler mi adama? 15'te tane. Yola çıkıyorsun, 17'de yemeğe gidiyorsun amcanın kayınpederine ve 84 kilometre yolu kat ediyorsun, Çınar ilçesine uğruyorsun, Derik'in köylerine gidiyorsun, davetiye dağıtıyorsun. Ve bunların hepsini 2 saatte yapıyorsun. Şimdi burada en büyük eksikliklerden bir tanesi bu araç ve aracın içindekiler. Bu araç ve aracın içindekiler de önemli. Bir tanesi düğünün sahibi olan. Diğeri birçok yerde jandarmayı dinlerken veya işte adı başka yerlerde geçen amca. Evet. Yani bunların da HTS'lerinin çıkartılarak olay günü, olay saatlerinde nerelerde olduğu ile ilgili olarak mutlaka net bilgilere ulaşmamız lazım. Bu tespitler cinayet masasında amir, memur her türlü görevi yapmış Aydar Özdemir'e ait. Biz de aynı şüpheleri paylaştığımız için üzerine konuştuk. Ayrıca Devran Güran o güne ait telefon ve mesaj kayıtlarını da silmiş. Bu da ortaya çıktı. Evet. Alışkanlık da o yüzden sildim diyor. Bir de çok kısa bir ifadesini daha okumak istiyorum. Tabii. Yine savcılıkta diyor ki babam Salim Güran narin kaybolduktan sonra bize ve amcamlara siz karışmayın ben bu işi hallederim dedi. O yüzden pek bir bilgim yok. Demeye getiriyor. Nasıl halledeceği konusunda detay yok. Soru işareti. Evet. Bunu Devran Güran reddetti sonraki ifadesinde. Evet, evet. Böyle bir şey söylemedi dedi. Evet, kabul etmedi. Onu da söylemiş olalım. Bir diski Diyarbakır'da su ve kanalizasyon idaresinden birisiyle atlayarak söylüyorum arkadaşlar. Salim Güran'ın yaptığı bir telefon görüşmesi var. Şüphe neye göre oluşuyor diye. Dinleyebiliyor muyuz bu ses kaydını arkadaşlar? Bir dinleyelim, sesli yazılı olarak da takip edelim. Bakalım ne demiş. Şimdi bir kanala yakın ya. Zaten iki şüphe var. Bir kanal, bir de kaçırılma. Dijital kanalda olsa bu 100.000 şahan yapıyor. Acaba ızgarada suyun dibinde takılmış olamaz mı? Evet. Siz terlik meselesine de dikkat çekiyorsunuz. Burada yani bir senaryo var. Sürekli onu empoze ettiğini görüyoruz. Bakın ses bu kayıtları. Kanaldan ne çıkabileceğiyle ilgili olarak net bilgi almaya çalışıyor sonuç itibariyle. Izgaraya takılmış olabilir mi? Olamaz İşte yani mı? Bir yere takıldıysa çıkar mı çıkmaz mı sorguluyor. Aslına bakarsan takıldığı yeri kendileri biliyorlar gibi hissediyoruz biz. Hislerimizi söylüyoruz tabii. Evrakı okuduğumuz zaman, tamamını okuduğumuz zaman. Bir ne diyoruz orada? Taşların üzerindeydi. Izgaraya takılmış olamaz mı? İşte oradan gelecek olan cevap önemli karşısından. Evet. Takılmış olsaydı çıkarttı. Aslına bakarsanız birinci cümlede alıyor cevabını. DSİ İkincisini fazladan da soruyor. Ben diski dedim kanalda olsa o çıkardı.
Evet. Ama DSİ görevlisi, diski dedim ama DSİ görevlisi sulama kanalından sorumlu. O inanmadığı için zaten böyle soruyor ona. Hani neye göre sen böyle bir şey söylüyorsun? Şüphe neyden kaynaklanıyor? Yani zaten yani onu sorguluyor. Konuşma biraz daha uzun. Ama biz önemli olan bu bölümü diye bunu aldık. Bir diğer ses... Bir şüphe nereden kaynaklanıyor? Bir de teyidini alıyor bence yani sonunda. O da olabilir tabii. Yani bu taraftan direkt teyidini almaya çalışıyor. Yani bu kanaldan çıkarmayı... Hatırlayın o günleri. Kanalın suyu azaltıldı. Evet. Rahat arama yapılabilmesi için. Kanalın debisi yüksekti yoksa. Evet. Bu yönlendirmesi yüzünden 20-25 kilometre o kanal günlerce ekipler tarafından arandı. Yani ciddi bir efor sarfından bahsediyoruz. Evet. Bir ses kaydı daha var. Bu da kısa. Bunu da hemen dinleyelim arkadaşlar. Karakol komutanı ile yaptığı görüşmeden bahsediyor. Ben şu an tarladaydım. Çocuklar beni aradı. Benim kardeşimin kızı kayıptır. Köylü hepsi kalkmış. Arıyor, kızı bulamıyorlar. Kaç yaşında? 8 yaşında var mı? 8 yaşında. Ne zaman var bulmuş? Valla öğleden sonra kimse görmemiş artık. Yani köy hepsi ayaklanmış, arıyorlar, bulamıyorlar. Dedim ben komutanım. Bunu niye seçtik? Bu biraz daha uzun bir konuşma. Daha yeni beni arayacak, ben kalamam. Şunu söyleyelim ki alabiliriz arkadaşlar. Yani burada yazılı kalabilir. En son kardeşimin iki kızı beraber geliyor. Bir tanesi eve gidiyor, öbürü de gidiyor falan diyor. Burada saat yanıltma detayıyla birlikte düşündüğümüzde ne diyor o iki çocuktan birisine? Diyor ki 17.40'da kaybolduğunu, en son o zaman gördüğünü söyle. Bir önceki slaytı açar mısın? Bir önceki slayta gelebilir miyiz arkadaşlar ilk haline? Komutanla yaptığı görüşme. Biraz önce söyledi. Evet, bakın evet. Öğleden sonra kimse görmemiş. Evet. Kendisi de itiraf ediyor öğleden sonra olduğunu konunun. Evet. Yani jandarma komutanına yaptığı, verdiği bilgide de saatle ilgili olarak aslında doğruyu söylüyor. Evet. Öğleden sonra kimse görmemiş, ayaklanmış, arıyorlar. Peki bize aile ne dedi? Enes ne dedi? Annesi ne dedi? Akşam yemeğe dedi. Akşam ezanı okunduktan sonra dedi. Evet, bir de son bir şey var süremizde. Yani bu kadar sapma olabilir mi? Mümkün mü bu? Cezaevi detayıyla ilgili cezaevinden yaptıkları görüşmede Enes'in yaptığı konuşma rahatsız edici bir konuşma. Onu da belki tekrar hatırlatmak istersiniz bilmiyorum. İkiniz de yayından önce konuştuğumuzda söylemiştiniz. Buyurun. Yani Enes Güran'ın cezaevindeki konuşması ile ilgili mi? Evet evet. Ne diyor? Diyor ki... Enes Güran'ın cezaevindeki konuşmasında benim en çok ilgimi çeken ne oldu biliyor musunuz? Evet. Rahatlığı kaldırın bir kenara koyun. Kız kardeşini kim öldürdüğü sormayı bir kenara koyun. Bu damat adayı var ya davetiyeleri dağıtılan. Evet. Uğurcan evden çıkmıyor mu diyor. Evet. Hayırdır ya? Yani insana sormazlar mı kardeşim sen... Damatın evden çıkmamasını nereye bağlıyorsun, hangi magazinsel konuya bağlıyorsun da senin kardeşin öldürülmüşken cezaevinden onu karşındaki kuzenlerine soruyorsun. Evet, kardeşi öldürülmüş bir kişinin yapacağı herhalde 100 yıl geçse yapacağı bir konuşma. En son konuşmadır son konuşmadır. Ve bütün konuşmasında da ısrarla delilleri soruyor. Diş fırçamı kullanmış, geçmiş olabilir mi? Dara görüntüleri ne zaman çıktı? Çıksa yüzleri net olur mu? Bunların hepsi konuyla ilgili alakalı. Bana damadın evden çıkmama sebebini söyler misiniz? Siz neyi konuşuyorsunuz? Evet. Senin kız kardeşin öldürülmüş, onunla ilgili suçlanmışsın, cezaevinde yatıyorsun, kuzeninle yaptın. Konuşmada bundan mı bahsediyorsun? Bundan bahsediyorsun. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Gizem Türemen Habertürk muhabiri, emekli emniyet müdürü Haydar Özdemir yine tecrübesiyle, geçmiş tecrübesiyle önemli noktalara dikkat çekti. Habertürk manşette Yeni Doğan Çetesi davası sanıklarının kan donduran ifadelerini ekrana taşıdık. Ardından da 8 yaşındaki Narin cinayetiyle ilgili amca Salim Güran'a ait detaylı bas kayıtlarını ilk kez ekrana adım adım taşıdık. Ses kayıtları ve detaylı baz verileri cinayet dosyasını nasıl yön verecek gibi ona baktık. Ve çelişkili tutarsız ifadeleri ortadan kaldıracak şekilde parçaları birleştirmeye çalıştık. Manşetimizde sır perdesi aralanıyor oldu bu tespitlerden sonra.